İbn Teymiye mücesime miydi? Buradaki soru İbn Teymiye'nin Tanrı'nın bir cisim ya da beden olduğunu düşünüp düşünmediğidir. Bu soruya cevap vermek için öncelikle İbn Teymiye'nin Tanrı'yı mekanla nasıl ilişkilendirdiğine bakmamız gerekir ve sonunda bedensellik konusuna geri döneceğim. İbn Teymiye Tanrı'nın mekansal anlamda evrenin üstünde ve ondan ayrı bir yerde bulunduğuna inanır doğru akıl muhasebesiyle doğal yapının ya da fıtratın, Tanrı'nın Kur'an'daki vahyinin ve peygamberin erdemlerinin hepsinin bu konuda kesin bilgiye götürdüğünü düşünür. Yani herkes eğer doğru düşünüyorsa, fıtratıyla temas halindeyse, vahyi doğru okuyorsa, Tanrı'nın mekansal olarak bizim üstümüzde olduğuna dair kesinlik kazanacaklardır. Tanrı gökyüzünün üstündedir ve Tanrı yaratılmış dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. İbn Teymiye eşari kelamcısı, Fahrettin raziyi çürütürken, bunun sonuçlarını açıkça ortaya koyar. Fahrettin er raziye göre, tanrı mekansal olmayan bir varlıktır. Tanrı bir şekilde mekanın dışındadır. Tanrı sadece akılla erişilebilirdir. Tanrı duyularla erişilebilir değildir ve tanrı hiçbir şekilde uzamsal değildir. Errazi kendi savı için çeşitli argümanlar sunar ve ardından İbn Temiye, Errazi'ye yanıt olarak kendi görüşünü ortaya koyar. Peki bu nasıl olur? Errazi Tanrı'nın uzamsal olamayacağını, çünkü uzayda bulunan bir tanrının kapladığı alana ihtiyaç duyacağını söyler. Errazi uzayın Tanrı'dan ayrı, kendi başına bağımsız olarak var olan bir şey olduğunu varsayar. Dolayısıyla bir şekilde uzayda olan bir tanrı, var olması için içinde bulunduğu uzaya bağımlı olacaktır. Ve bu nedenle tanrı kendi kendine yetmeyecektir. Erraziye göre tanrının mekansal olamayacağı açıktır. İbn Teymiye ise uzayın nesnelerden ayrı ve bağımsız olarak var olmadığını söyler. Ve burada filozof İbn Rüşt'ün Aristotelesçi düşüncesinin izinden gider. Boş uzam diye bir şey yoktur. Mekansal boşluk yoktur. Öte yandan uzay dediğimiz şey sadece bir nesnenin genişlemesidir ve nesneler olmadan uzay var olmaz. Eğer nesneler olmasaydı uzay olmazdı, evren olmazdı, hiçbir şey olmazdı. Yani başka bir deyişle varoluş yer kaplamaz. Aksine varoluş mekansal olarak genişlemedir. Tanrı dışında hiçbir şey yoktur. Tanrının üstünde ve dünyanın altında. Dünyanın üstünde Tanrı'dan başka bir şey yoktur. Ve Tanrının üstünde Tanrının yer kapladığı söylenebilecek bir alan yoktur. Boşluk yoktur. Tanrı uzayda yer kaplamaz, aksine Tanrının kendisi uzamsal olarak genişlemiştir. Dahası Tanrı tüm evreni tıpkı gökyüzünün yeryüzünü tamamen kuşatması gibi kuşatmıştır. Errazi ve diğer kelamcıların uzamsal genişlemeye karşı temel argümanı, az önce bahsettiğimi ek olarak şöyledir. Eğer Tanrı uzamsal olarak genişlemiş olsaydı, bu Tanrı'yı bölünebilir ve parçalı yapardı. Böyle bir Tanrı parçalardan oluşur ve parçalara bölünebilir. Ve bu durum Errazi'ye göre Tanrı'nın birliğini açıkça ihlal etmektedir. Yani Tanrı bölünüp parçalanamaz. İbn Teymiye bu görüşe katılır. Tanrının parçalara bölünemeyeceğini ya da parçalardan oluşamayacağını söyler. Ancak İbn Teymiye uzamsal genişlemenin zorunlu olarak bir şeyin bölünebilir ve parçalı olduğu anlamına gelmesini kabul etmez ve buna izin vermez. Parçalardan oluşması gerekmez. Yani İbn Teymiye'ye göre Tanrı hem bölünemez hem de çok büyük olabilir göre Tanrı aslında o kadar büyüktür ki hiç kimse Tanrı'yı tam olarak ölçemez. Yine de İbn Teymiye şöyle der: Tanrı sonsuz büyüklükte değildir çünkü sonsuz bir uzamsal genişleme mümkün değildir. Yani İbn Teymiye'ye göre Tanrı tüm evreni kapsayan, mekansal olarak genişlemiş, bölünmez devasa bir varlıktır. Tanrı uzayda var olan bir varlık değildir. Tanrı uzayı aşmaz aksine tanrı özünde uzamsaldır ki tüm bunlar İbn Teymiyye'yi bedenselci yapar mı amcılara göre tüm uzamsal genişlemeler gibi tüm cisimler de bölünebilir ve parçalardan oluşur eğer uzamsal olarak genişletilmiş bir şey varsa üç boyutlu bir cisimse bölünmelidir onu bölebilmelisiniz ve parçalardan oluşturabilirsiniz İbn Teymiye mekansal genişlemelerin bölünebilir olması gerektiğini reddeder. Tanrının bedensel olabileceğini ya da bu anlamda bir bedene sahip olabileceğini reddeder. Tanrının Ehad, Bir ve Samet kendi kendine yeten isimlerinin parçalığı, bölünebilirliği ve bedenselliği reddettiğini söyler. Taksim yani burada açıkça taksimi ya da Tanrı'nın bölünebilir veya parçalı olması anlamında açıkça bedenselliği reddeder. Bununla birlikte, Tanrı'nın bedelinin bölünebilir olmadığı açıkça anlaşılırsa, Tanrı'ya beden diyebileceğimizi de söyler. İbn Teymiye'ye göre uzamsal genişleme gibi bir bedenin bölünebilir ya da bileşik olması gerekmez. Daha ziyade Tanrı örneğinde olduğu gibi, bir bedenin hem uzamsal olarak genişlemesi hem de bölünemez olması mümkündür. Tabi kelamcılar bu konuda hemfikir değiller.